Ah, burası da bizim yeni dükkan Celal Usta. İyi, hayırlı olsun, sağ ol. O Memik rezili hala çalışayım mı orada? Yok usta, Memigen bir inzivaya çekildi. Bıraktı zanaat. Yazık, keşke bırakmayaydı da bu sefer gününü göstereydim. Buyur usta, önden buyur. İşte bu meşhur Celayir Usta arkadaşlar. Pahlavacıların şahı, padişahı. Kendisi aslen Anteplidir. Bazı sebeplerden epeydir Urfa'daydı. Oha iyi bakın arkadaşlar. Oha dikkat edin. O bir efsane. Uzatma Hakkeş. Kısa kes de işimize bakak. Hadi bakayım durmayın işinizin başına. Şişt bana bakın. Celayir Usta'nın bir dediğini iki etmeyeceğiniz. Tamam mı? Hadi bakalım işin başına. Ya Celayir Usta. Yabancı gibi durma, iyi. Niye Allah aşkına? Var mı başka bir emrin Celayir abi? Soda falan getireyim mi? Yok, yok. Bir şey istersem söylerim. Nasıl? Beğendin mi bunları? Allah bunu da aratmıyor. Bu yaşa gelmişsin. Hala ahçılığı öğrenememişsin. Yuvalama böyle mi olur? Niye? Nesi var ki? Koca koca topaklar insanın gırtlağına takıldı. Minik minik yuvarlayacaksın. Ama ben... Ökkeş, ne diyeyim bu adam? Ben saatlerce uğraştım, bir de aşçılığıma laf edeyim. Celayir Usta ne diyse doğru değil. Sen ondan iyi mi bileceksin? He ya, benden iyi mi bileceksin? Bu yuvalamayı böyle aldın mı, bir kaşığa 40 tanesi sığacak. O kadar ufak olacak. Heh. 40 tane değil mi Celayir Usta? He ya. Yani 39 tane olsa olmaz. Aslan Celayir ağam, ne niyetinde geldin? Dükkanımıza şeref verdin Celayir Usta. Sen varken sırtımız yere gelmez. Bak Hökkeş, sağ baştan söyleyeyim. Ben Antep'e döndünse senin kara gözlerinin için dönmedim. Paran için de hiç gelmedim. Ben buraya Memik Usta'dan öcümü almaya geldim. Bana yaptığını ona ödetmeye geldim. Bunca sene sonra elime böyle bir fırsat çıktı işte. Eğer ben de onun hayatını karartmazsam bana da Celayir Usta demesinler. Tepsi mi yaptınız? Gerisi nerede? Ay yetmiyor babacığım ya. Zaten sabahtan beri sinek avlıyık. Anam, fırında da bir tepsi var. Yeter, işler açılana kadar idare edecek artık. Ökkeş, senin yatacak yerin yok. Anam, hani bozmayacaktın asabiyetini? Ay esasen bu Celayir Usta neyin nesiymiş ya baba? Ha? Ay baklavacıları padişah ha. Ha şu dükkana bak, millete bak ya. Gelen giden durmuyor ya bu. Ruşen. Safa. Aşın, aranma. Hayır, hayır, hayır. Ben onun için demeyeyim ya anacığım ya. Hayır, adamın baklavasını anlata anlata bitiremiyorlar ya. Bir tane alalım, biz de yiyelim. Ne var? Ruşen yavrum, senin canın sopa mı istiyor? Hayır, hayır. Hemen kızma ya babacığım ya. Hayır, bir gizli sırrı, bir formülü neyin falan varsa biz de anlardık diye şey edeyim yani. Ha, tamam, ben sustum, ben sustum. Tamam, ben sustum. Kahraman. Anam, aslında ben de merak edeyim ha. Şu Celayir Usta neyin nesidir, kimin fesidir? Ben de merak edeyim. Ay,
Ne yapıyorsun sen? Hay eliğin teresisine. Hiç mi bir şey görmedin? Hiç mi bir şey öğretmediler sana? Sen ne dikliğin orada kazık gibi? Eğer o şerbet dibini tutarsa kefenden aşağı giydiririm. Hadi bak şimdi. Hey! Ya usta yandık ki ne yandık ya? Bu adamla işimiz çok zor. Vallahi kan kusturacak baba. Yo, idare edin oğlum artık ya. Hem sesinizi yükseltmeyin. Duyarsa paralar. Hayır yani baba burada patron kim? Sen mi yoksa o mu? Kapır sabır konuşma lan sıpa. Burada patron elbette benim. Kafamın tasına attırırsa hemen kovarım. Hiç bakmam. Hökkeş, orada çene çalmayı bırak da gel buraya. Buyur ustam. Emret. Ya ben ne edeceğim bu kalmazanlarla? Ne hamurdan anlıyorlar, ne fulinden anlıyorlar, ne şerbetten anlıyorlar. Ya o Celayir usta. Onlar cahil çocuklar. Bak bak kusurlarına. Bir şey mi isteyeyim? Söyle baba ben yapayım. Sen kendin çok anlasın ya. Al seni vur onlara, al ondan vursa. Hadi bakma suratıma. Tut bir içim ucundan. Hadi. E babacığım bir anlat ya. E bizim bu Memik dedeyle bu adamın arasındaki düşmanlık neyin nesidir? Boş ver, boş ver. Uzun hikaye. Ya anam ya, iş güç yok, vakit çok. Anlat, anlat ha. Ya Feride damarıma basma. Yok takılı, takılı babacığım, takılı ya. Şimdi bu Celayir ustayla Memik, yani babam, aynı kız seviyorlar. Aynı kızı seviyorlar. Ay aşk hikayesi. Eğlen, eğlen, aşk hikayesi. Kız Celayir ustayı değil de babama gönül veriyor. Evleniyorlar. Nasıl? O kızla mı evleni? Ana! E o zaman o kız rahmetli anan. Ana mihriban ama. Ha, babamın karısı annem oluyor. Bak dedim. Hayret. Hani ne soru sorduk kahraman? Hani ne kinayeli konuşun böyle? Ha. Ay şimdi bu Celayir usta sevdiği kızın Memik dedeye mi kaptırmış? Anladın mı? İşte ondan da kuyruk acısı var. Ha. Ha biz yandık ha diyeyim ha. Ya bu adam bütün kinini bizden çıkaracak ya baba. Ya ben size söyleyeyim bir dükkana biz kilidi vurak gidek ya. Senin çenen çekin değil mi? Aslında senin o çenene bir kilit vurmak lazım. Ah baba böyle bir zamanda niye beni bunlarla bırakayım? Mihriban var ya Mihriban. Senin nenen. Öyle muhterem bir kadındı ki rahmetli. İyi ki evlenmiş seninle. Yoksa babam da olmazdı, ben de olmazdım. De git. Babayın adını deme bana. Peki sonra ne oldu? Celayir amca çok mu kızdı sana? Kızmaz mı? Deliye döndü. Beni düelloya davet etti. Düello mu? Dalga mı geçiyorsun dede? Yani tabancayla falan mı? Yok ya, o tabancadan değil. Baklavayla. Nasıl yani? Şimdi kim daha iyi baklava yaparsa o kazanacak. Kaybeden de Antep'ten gidecek. Tabii ki sen kazandın. Ben kazandım. Bir hamur açtım. Öyle ince oldu ki şöyle kağıdın üstüne koydum mu altından karınca duası görünüyor. Baklava da böyle hıyır hıyır oldu. Ağzına aldın mı hış değil eri. Hakemler beni şampiyon ilan ettiler. Asla neden benim? Ama o Celayir rezili demediğini koymadı. Yok hamuruna tuz koymuşum, yok hakemlere rüşvet vermişim. Sonunda kuyruğunu kıstırdığı kimi çekti gitti. Şimdi de geri geldi. Bir şey yapmayacağım mı dede? Ama ne diyeceğim kendine? Şeytan görsün yüzünü. Bizim dükkanı batıracaklar dede. Niye hala dönmüyorsun eve? Babam zaten kovdu Nik abi. Oğlum o babayın ipiyle kuyuya inilmez. Bak bugün kovar. Sabah tekrar bağrına basar. Ne olur dede ya. Çok hasta zaten babam. Şekeri bir inip bir çıkıyor. Tansiyonu da var. Ablanı benden izinsiz o Yunan kopyuyla verdi ya. Oh olsun. Bas kim uçtu, tavuk kim düştü. Çeksin cezasını bakayım biraz.